yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Ben köyümü özledim. Hem kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Babasının atı olsa, binse de gelse. Babasının atı olsa, binse de gelse. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Bravo, bravo, bravo. Hayırlı uğurlu olsun. Ah, kıyamam, kıyamam. Anne olmak zor. Oğlan anası olmak başka, kız anası olmak başka. Oğlan anası keyfi yerinde, mutlu. Kız evi hem naz evi hem de anasının derdi büyük olur ya. Ağlama. İsteyerek evlenmedi mi? Evet, isteyerek evlendi. Sen isteyerek mi verdin? Evet. Sevdiler birbirini. Gelin ağlıyor mu? Yok, gelin ağlamıyor. Mutlu hayatım. Sen hiç ağlama. Boş ver. Vallahi baksana, o çok mutlu. İlk geline diye o dokana. Efendim? İlk geline diye ya. Ha, ilk geline diyor. İlk geline diye. Yani ilk kızı. Oy 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 oy. Abla kaç yaşındasın? 40. Maşallah. Adın ne? Fatma. Hem güzel hem de yetişkin kızın var. Kaç yaşında evlendin? 16. 16 mı? Oy. 16 doğru. Ya asıl benim ağlamam lazım. Asıl benim ağlamam lazım. Yaş oldu 33. Sen de bekliyorsun diye gidiyordu. Bilmiyorum nasıl bir bekliyorum. Teyze. Çocuk sağ ol. Kız gelmedi. Beni alan yok ki teyzeciğim. Olan olmam mı kız? Nasip nasip bu işler, kader. Tabii, alan olmam, sen varmıyordur. Sen beğensen kim olsa senin gibi fukur fukur. Maşallah fukur fukursun. Sen beni zannedin. Pek bir fukur fukur gördün. Benim ya. Torunlar var. Ya. Kınaya geldik, nasibimiz açılsın artık. Biri Denizli'de. Biri Denizli'de, biri Şırnak'ta. Hı. Bir Afyon'da. Teyze senin adın ne? Akile. Akile teyze, sen kaç yaşında evlendin? Ben 16 yaşında evlendim. Beni ve babam kaçırırlar diye korktu. Bak beni babam vermiyor işte. Evvel öyleydi. Evvel öyleydi. Ben de 15 yaşında gelin oldum. Akile teyze, peki babam verdiğinde mutlu muydun? Mutluydum, nişanlandım 15 yaşında. Oo. 16 yaşında gelin oldum. Şimdi kaç yaşındasın peki Akile teyze? 79 yaşında. Maşallah, yani matematiğim 64 yaşı, 64 yıl önce. Ay, amca nerede? Gitti. Nereye gitti? Öldü. Öte dünyaya. Allah rahmet eylesin. Amin. 14 sene oldu. 14 sene oldu. Aranız nasıldı? İyi miydi? İyiydi. Ama sen yalnızsın, mutlusun galiba. Yalnızım ben, mutluyum. Şu kızım benim. Sen dedeyi yolladın, bayağı mutlusun. Mutluyum. Derdi dolu, kuşu dolu. Herkesin iyi günün dolu, ay, kötü günün dolu. Anne teyze. Bak. Benim yanımda çok durmadık o. Koyun dağlarda, koyun gittiği yürüdü. Ya, ah kıyamam ya. Akile teyze, peki şimdiki aklın olsa o kadar erken evlenir miydin?
Ne bileyim, biliyor musun? Yani geç evlensem nasıl olur diye bir tecrüben yok. Biliyorum, ilk kızı ben edim. Bilmiyorum konu olacağını, ne gideceğini. Akile teyze, herkes eskiden erken evleniyormuş zaten. Teyze, hala sen kaç yaşında evlendin? Hala da çok tatlı 15. Ya maşallah. Oh, Ay, sana dayanamamış tane. Vallahi. Ama annemin torununun çocuğu var yani. Torununun erken çocuğu mu çocuğu, var? Erken tabii torununun çocuğu maşallah. Var. Maşallah. Peki halan sen kaç yaşındasın? 65 miyim? 55 doğumluyum. 66 yaşında şu an. Peki dede nerede? Dede de öldü. Gençken öldü o da. Bunlar çocuğu doğum gördüğünde. Ya ay Allah rahmet eylesin. Ufacık tefecik kaldılar hep. Nasıl baktın bu çocuklara? 37 yaşında kalmışım ben. 37 yaşında. 37 yaşında. Peki bu çocuklara nasıl baktın? Baktık iyi kötü. Gelin ettik. Evet, 3 oğlan everdim. 3 kız gelin ettim. Tarla evvel işe gidiyorduk. Çapaya gidiyen. Çapaya, çarkaya gidiyen. Çoğu çocuk ufak. Peki çocuklar kıymetini biliyor mu? Biliyor. Sen hem anne hem baba olmuşsun hala. Öyle öyle. Hem anne hem baba. Ama hala da var ya, tam böyle Osmanlı kadını vallahi maşallah var. Baksanıza. Of diyorum sana. Sana gelin olmak da zor, damat olmak da zor. Benden daha çok yani annemler dese damatları seviyor. Niye? Çünkü çok iyiler. Yani annem bir dedinik etmiyorlar. Maşallah. Daha ne? İşte tabii evli olursun. Ben bir dedinik bulamadım. O yüzden evlenmiyorum. Yani. Damatlar indi görürsün aşağıda. Da. Ama benim de eşim maalesef. Ben de ama kayınvalidemi, kayınpederimi. Her şey karşılıklı. Öyle şey olmuyor. Bir taraflı olmuyor. Yani bu işin püf noktası ne? Peki. Ortayı Necla. Ay, bir dakika. Ortayı bulmak lazım. Bir dakika, Necla güzel şeyler anlatıyor. Tüyolar alalım. Tüyom bu yandan. Kız iyi dinle. Bak neler anlatıyor. İyi dinle. Şimdi kayınvalideyle anneye geleceğim. Bu işin sırrı ne Necla'cığım? Sırrı saygı. Başka hiçbir şey değil. Karşılıklı saygı. Sevmesen de olur. İki tarafa da saygı göstereceksin. İkisinin ortasını bulmak zorundasın. Eşinin ailesine, kendi ailene nasıl saygı gösterirsen öyle saygı göstermek zorundasın. Ya yani ona ne yapıyorsan aynısını kendi ailene de yapmak zorundasın. Sana bu akılları kim verdi hayatım? Hayat. Hayat yani. Kimse vermedi. Bir tecrübe yani. Bak benim kızım yani. Ben de maşallah. Aynı şekilde onu öyle yetiştiriyorum. Hala sen büyüğüne, de öyle miydin? Küçüğüne. Öyleydi gevele. Kayınvalidenle aran iyi miydi? Sever miydin? İyi işte vardı. Kötüsü de vardı. Yok, ayrıydı bizimle değil. Aa, kavgalı mıydınız? Kavgalıydık. Niye? Valla vardı. 2 ay mı durduk, 3 ay mı ayrıldık. Damadın yanında 5 ay duran bir insanla hiç kimse geçinemez gibi. Ya ama şimdi bak, damadıyla anlaşan bir insan kayınvalidesiyle niye anlaşamaz? Niye anlaşamaz? Açık kaynağım delege uyuyordu. Bunlar bir işte. Ne yapıyordu sana hala? Hiçbir şey etmedi işte. Gelip gitmezdi. Tecrübelenmiş artık. Aynen. Hani ele nasıl davranacağını öğrenmiş. Öyle öyle. Ya. Yaşla alakalı. Aynatası kaldır, kopu da açık. O ne demek? Laf aleksi bakardı. O ne demek Akile? Kim bir dereye taş yuvaladım onun ardı. Aklından giderdi işte. Geçimsiz. Elin aklına bakar diyeceğim. Elin aklına bakardı. Aynen. Elin lafını uyardı. Peki senin eşin ölünce hala anne baba destek olmadı olmaz mı sana? Mı? Hayır, oldu, kayınpeder, oldu. Kayınvalide. Onlar olmadı. Hiç kimse olmadı. Babam anam şey oldu. Anneannem. Hepsi vefat etti. Hiçbirisi ayrılmadı. Ya gene annem saygı çerçevesinde oldu. Yani bayramdan bayrama elini öptü, bu kadar. Başka hiçbir şekilde hani bir şey olmadı. O çünkü bize bir samimiyet göstermedi. Yani bize bir babaannelik yapmadığı için. Yani biz de ona hani anneannem gibi olamadık tabii ki. Yani anneannem içimiz dışımız her şekilde her gün beraberdik. Hala erkek çocuğunda var mı? 3 erkek. 3 tane oğlum. Bu babaanneler hep böyle kız evladının çocuğuyla erkek evladının çocuğunu hep ayırt ediyorlar. Niye, babaannem duysa beni parçalayacak vallahi. Gerçekten böyle bir şey var mı? Hayır annem hiç. Nasıl ayırt? Ben ayırt bile etmeyen hiç aynı. Yani kız torunlarımı seviyorum ben. Hepsi evlat, nasıl ayırt etsin? Hepsi evlat. Sen de yapıyor musun Akile teyze öyle şeyler? Oğlunun çocuklarına ayrı mı davranıyorsun? Eşit eşit. Hiçbirine ama ayrı kızın davranmıyor. Çocukları daha tatlı doğrusu. Kızın çocukları da aynı, oğlanların çocukları da aynı. Sanki birini açacağım. Bana beşini kestiğin birini nasıl seçeceksin? Aynen. Onu gelinlere sormak lazım hala. Öyle. Sen de gelin oldun. Senin de öyle değil miydi? Bak oğlan tarafı işte sana nasıl yaptı? Kayınvaliden, kayınpederin. Ama işte onu örnek almıyor yani. O öyle çektiği işte, için kendi öyle evlatlarına, işte kendi gelinlerine aynı şeyleri yaşatmak istemediği için zaten. Sen de halanın avukatı kesildin. Annem vallahi. Benim ağladık. Vallahi kızım ya. Sonuçta yani anne. Doğru. Nereye Akile teyze, dur. Dur dur. Sensiz bu sohbet olmaz. Koca karıyım ben. Sen neren koca karı hayatım, mihrap yerinde baksana. Yaşındasın daha genç. Oy maşallah maşallah.
canım. Ya geçsin kız bir oh, de. Canım bir tane. Sen ağladın mı kız? O da benim teyzem ama aynı yaştayız. Kardeşim benim o da. O da ya. Yani, o bir halası o. Niye ağladı peki öbür abla? Ya, annemden destek oldu diye o yüzden. Ay canım benim neler yaşanmış kim bilir. Anneannem öldü o yüzden üzülüyoruz. Ay Allah rahmet etsin. Daha yeni mi öldü? Yeni ölmedi ama bizim için o kadar emeği var ki bizim üzerimizde yani. Burası onun eviydi yaptırdılar sonra. Yani onun eski eviydi. Sağ olsun dayım burayı boş bırakmadı yani onun yerine. Bizim için hani burası çok özel. Anneannemin yurdu burası bizim ay, için. Ay gel gel şöyle yanıma ya. Kıyamam sana ya. İçimi parçaladın. Ay bebeğim ağlama ya. Allah rahmet etsin. Hatta duruyorlar ya birbirlerini görmüyorlar. Tabii böyle düğünde dernekte. Ama anneannem çok iyi bir gel, insan. İyi, gerçek emeği o kadar büyük ki biz doğduğumuzdan ay, beri her şey. Bu da ne Ezra be? Akile teyze kına bahane herkesin bir ağlayası varmış vallahi değil mi abla? Vallahi ya ama şimdi artık eskiden o birlik beraberlik vardı. Şimdi evet, onlar şimdi kalmayınca yok. Düğünlerde, derneklerde, bayramlarda bir araya geliyoruz. Öyle. Hasret yok. Bayramlar da yok artık. Yok. Yok bayramlar. Fatma abla oğlun var mı? Var. Kız anası olmak mı zor? Oğlan anası olmak mı zor? Kız evet çok zor. Niye zor? Ne bileyim büyüdüyorsun, besliyorsun hep yanında. Şimdi gidecek. Şimdi ellere gidecek. Evet. Sen de gelin oldun. Gelin olmak mı zor, kız gelin etmek mi zor? Kız gelin etmek daha zor. Ben o zaman hiçbir şey bilmiyordum. Ya evet. Mutluydun değil mi? Heyecanlıydın. Mutluydum heyecandan evet. Kız mutlu ama ya maşallah. Yok. Severek evleniyor galiba. Evet. Gurbete mi gidiyor yanında mı kalacak? Yanımızda. Yanındaysa ağlamaya gerek yok ya. Bir şey olmaz. Ya yine yanındaki gibi olmaz. Hayatım seni sevinmen lazım. Bak ben evlenmiyorum diye annem babam feryat füken ağlayıp duruyorlar. Senin mutlu olman lazım. 21 yaşında kızcağız ne güzel. Bak nasıl bir kaderi açılmış. Evet. O da gitsin evine yuvasına baksın. Allah çoluk çocuğu olsun. Evet. Amin. Amin. Ay kıyamam ya. Nasıl ağlıyor ya. Ay. Canım benim ya. Anne olmak zor ya. Vallahi zor ya. Vallahi. Hele kız anası olmak daha zor. Ağlarsa anam ağlar. Vallahi burada herkes ağlıyor. Hadi gel bir kızına sarıl ya. Gel bebeğim gel gel gel. Ay 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 ay. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Gizli gizli sevdalara dalarsın. Ay gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Gizli gizli sevdalara dalarsın. Ay gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Ay canlarım ya. Kıyamam annem geldi aklıma ya. Vallahi evleneceğim varsa da bu saatten sonra vazgeçtim. Evlenmiyorum. Bu kadar üzülüyorsan verme Fatma abla. Gelinliğiyle bir kızı evden çıkartabilmenin de mutluluğunu da yaşıyor aynı zamanda. Allah her anneye nasip etsin kızının evden gelinliğini sürüyerek çıkmasını. Amin. Tabii ki tüm bekarların başına benim de başıma inşallah. Amin. Allah herkese annesinin babasının evinden telli duvaklı gelin almayı nasip etsin. Tüm amin. Bekarların başına inşallah. Amin. Amin. Ben amin. Ve benim gibi tüm bekarların başına. Amin. Amin. Hayırlısıyla amin. Nasip amin. Etsin. Amin. Ne büyük şeref gurur. Kesinlikle. Ha. Bir kız evladını yetiştirip o evden gelinliğiyle çıkartabilmek. İnsan kendi canından canını vermek doğru. istemez ama bunun gururu da başka bir şey. Siz kimsiniz? Ben damadın amcasının hanımıyım. Damadın yenge oluyorsun. Yengesiyim. Bu yengeler evet. Hep böyle çok altın mı takarlar? Yok işte ilk defa gelin alıyoruz. 3 tane kız verdik. Ya. Ağlaya ağlaya canımız çıktı. Hastalandık kızlardan sonra.
evimize bir gelin alıyoruz. Onda da takalım, takıştıralım, oynayalım. Sefasını sürelim. Eve gelin geliyor. Bu yengeler niye bu kadar gösteriş seviyorlar yenge? Hiç sevmezler bizim yengelerimizi. Çok hava atarlar. Hiç sevmiyorlar hiç değil mi? Şu eli ver şurayı. Ben de sevmiyorum yenge. Baksana. Ben de sevmiyorum. Yenge. Bu yengeler niye böyle bu kadar havalılar? Yok, bizim bak ben de hiç sevmem. Ama ilk defa gelin alıyoruz. Olsun o kadarlık. Evde ne varsa buldun taktın geldin ya, değil mi? Canım ilk gelin alıyoruz. Tabii ki bulduğumuzu takacağız yani hepsine de. Zaten takabildiklerimizi taktık, geri kalanı evde. Bu kadar mı? Yok, geri kalanı evde. Ben de bu kadarını taktım. Evet. Hani göze gelmeyeyim, nazar olmayayım diye hepsini göstermeyeyim. Kız evi ağlıyor, üzülüyor, içim dayanmadı vallahi. Onları böyle biz baş başa bıraktık, hasret gidersinler. Kayınvalide mutlu, keyfi yerinde. Mutluyum tabii, 3 tane kız gelin ettim, ağladım durdum hiç durmaca. Şimdi de gelin alıyorsun, sevineceksin gay. Ama hiç halinden anlıyor gibi bir halin yok. Anlamamayın. İçim ağlıyor da ağlamayın. Şey etmedim, dışarı bildirmedim ya. Ay Hatice ya. Teyzem benim. Ben de gelin ettim 3 tane kız. Peki yaşar siz benim. Eltisiniz değil Eltiyiz. Mi? Eltiyiz. Eltin bu kadar takıp takıştırmış. Sen niye takıştırmadın? Eltim benden geç. Ben 50 yaşındayım gayet. Bizim kayınvalidemiz ben onların kayınlası yerindeyim. Kayınvalide yerine. Niye yaşlanınca takı takılmıyor mu? Takılmıyor. Niye? Biz köy yerindeyiz ya takanı gınarlar. Ayıp mı? Ayıp olur. Kıskanmıyor musun onun altını? Ya niye kıskanayım eltim de fazlası da aksın. Bizim aramızda öyle problem. Ben onu gelin ya. Ay ne güzel ya kıskandım ilişkiniz. O benim ablam. Ya ne kıskanalım şey etmem. Takınsın daha fazla da aksın. Daha fazla mı taksın? Ay canım benim ya. İmkanı varsa. Hayır, kıza çok takmamak için mi acaba böyle elin kolun boş geldi? Yok öyle bir şey yok. İmkanım olsa gelinime de çok takarım. Ay canım. Köy yerindeyiz o kadar şeyimiz ay, yok. Ay canım bir tane benimkileri verelim. Ver de takalım burada. Vallahi hadi hadi verelim kızı. Normalde benim buradan toplayıp gitmem lazım. İçim dayanmadı kayınvalideye. Al Hatice anne. Hadi git geline tak. Vallahi 3 tane yüzük benden. Takar mısın aşkım? Bak. Hem de kalacak bak. Tabii ki kalacak. Senin emrin olur hayatım. Hadi o zaman bu yüzükle birlikte bir de kınamızı da yakalım. Kız kına yakarken çeyreğini getirmişsindir herhalde. Getirdim. Kınayı getir anne. Kınayı getir anne. Parmağın batır anne, parmağın batır anne. Bu gece misafirem, bu gece misafirem. Koynunda yatır anne. Koynunda yatır anne, bu gece misafirem, bu gece misafirem. Koynunda yatır anne, koynunda yatır anne. Kınayı getir anne, parmağın batır anne, parmağın batır anne. Bu gece misafirem, bu gece misafirem. Koynunda yatır anne, koynunda yatır anne. Oğlan anası keyifli, kız anası ağlar durur. Benim de ilk kınam, ömrümde ilk defa bir kınaya katıldım. Oğlan tarafıyla geldim ama kızın annesini görünce vallahi ciğerim parçalandı. Ne olursa olsun kız anası olmak zor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.